Kadında hikayelerde ben bu bölümde neredeyim? Bu şehir Çatalhöyük gibi muhteşem bir dünya mirasına sahip. Neolitik döneminde eşsiz izlerini taşıyor. Bu şehir İznik'ten sonra Selçuklu'nun başkenti. Bu şehir Türkiye'nin tahıl ambarı. Bu şehir Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip büyük bir şehri. Evet, tadında hikayelerde ben bu bölümde Konya'dayım. Zamanında Mevlana Celaleddin Rumi demiş ki, biz bu topraklara sevgiden başka hiçbir şey ekmedik. Biz bugün çok merak ediyoruz. Konya acaba topraklarına ne ekti, ne pişirdi, geleneklerinde neler var? Evet, tadında hikayelerde biz bu bölümde Konya'dayız. Tabiri caizse Gonya'dayız ve gideceğiz şimdi hep beraber bakacağız. Konya'nın toprağında, mutfağında, geleneklerinde neler var? Gastronomik deneyimleri unutulmaz kılan şeyler şovlardır aslında. Bazen çok büyük şovlar yapılır. Bazen sadece üç malzemeyle sade, yalın ama unutulmaz şovlar yaşayabilirsiniz. Ben şu anda Konya'nın Bedesten Çarşısı'ndayım. Üç malzemeyle ekmek, Konya küflüsü ve tereyağıyla yapılan harika bir şova gideceğim. Hava daha yeni aydınlanıyor. Dükkanlar açılmadı. Bu işin en keyifli taraflarından bir tanesi de bu aslında. Sinle, 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 ah sinle. Çektim çinle, 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 ah çinle. Ben de 1986'dan beri burada. Ama etli ekmek ve pide yapıyordunuz. Tabii. Yağ somunu ama Konya'da zaten eskiden beri yapılan eskiden bir şey. Eskiden yapılan bir şeydi. Yani hı, böyle esnaflar sabah gelirdi eskiden. İçine yağ atıp gidiyorlardı. Tereyağı kendine, değil mi? He. Ya tereyağı falan, hı, peynir. Hı. En çok hangisi gidiyor? En çok tabii küflü, kaşarlı, tulum, olmaz. Un, su, tuz, maya, cıvık bir hamur. Şimdi onu çıkardıktan sonra ortasını yaracağız ve tabii lezzet patlaması. Allah'ım ya Rabbim, nasıl güzel kokular geliyor. Muhteşem. Afiyet olsun. Eski tandırın başında oturup annemiz yapardı böyle. Şu an o Konya küflüsünün o tat tomurcukları dilimde parçalanıyor. Ben de abi. Muhteşem. Gelsin. Sağ olun, merhabalar. Merhabalar, eski usul gerçek etli ekmek. Görün. Evet efendim. Hemen geliyorum. Bundan 1000 yıl önce Divan-ı Lügat-ı Türk'te et ekmek kelimesi geçer. Et kelimesi de zaten Türkçedir. Bizim kültürümüzde çok eskidir. Konya'da da Selçuklu mutfağının izlerini taşıyan çok güzel bir yemektir etli ekmek. Ben gelirken dedim ki eski usul benim için çok kıymetli. Çünkü kuzu eti sevdiğimi her zaman söylüyorum zaten. Eskiden kuzu ya da koyun etiyle, eğer olmaz ise düve etiyle yapılırdı. İçerisine kuyruk parçaları konurdu. Domates ve biber kullanılmazdı. Bir de ayrıca şimdiki gibi uzun 3 metrelik 5 metrelik etli ekmekler yoktu. Mayalı hamurla çalışılırdı. Şimdi mayasız hamurla çalışılıyor. Ben buraya niye geldim? Birazcık maya katıyorlar ve biraz daha benim istediğim gibi daha geniş, daha kısa yaptılar etli ekmeği ve bıçak arası da özellikle bu işin geçmişinden gelen bu kültürünü yansıtır. Parça etledir ama inanın artık kültür yok oluyor ya, bu bıçak arası eti bile doğrayan ustalar pek kalmadı. Ama Allah'tan eski etli ekmeğin kokusunu alabileceğiniz, yiyebileceğiniz yerler var Konya'da.
Kesme taş, sade mimari, çift başlı kartal, kündekari tekniği gibi türkuaz, Türk mavisi gibi şeyleri gördüğünüz zaman aklınıza hemen Selçuklu mimarisi gelir. Çünkü Selçuklu Orta Asya'dan gelen geleneği Anadolu geleneğiyle birleştirip çok güzel sentezler ortaya çıkarmıştır. Bunu mimaride, mutfakta ve sosyal hayatta yapmıştır. Şimdi yine bu mantıkla inşa edilen çok önemli bir eserin önündeyim, nadide bir eserin önündeyim. Yapımına 1116 yılında Rükneddin Mesud tarafından başlanan ama 1220 yılında 1. Alaaddin Keykubat döneminde tamamlanan çok önemli bir cami burası. Bahçesinde büyük Selçuklu sultanlarının türbesi var. İzzettin Keykavus'un ve 1. Alaaddin Keykubat'ın da içinde bulunduğu, bizim hayatımızda çok önemli olan sultanların, padişahların türbesi var. Evet, biz şimdi Alaaddin Keykubat Camisi'nin bahçesindeyiz. Burası Konya'nın en yüksek tepesi, en eski camisi, en büyük camisi, Ulu Camisi. Gül bahçelerinin içinde 20 metre yükseklikte Konya'yı en güzel gören noktada Alaaddin Tepesi'ndeyim. Alaaddin Tepesi aslında bir höyük. Erken Tunç Çağı'na M.Ö. 3000'li yıllara tarihlendiriliyor. Ve bu tarihten sonra Hititliler, Frigliler, Lidyalılar, Bizanslılar, Roma, Selçuk, Osmanlı derken birçok uygarlığa ev sahipliği yapıyor ve onların el izlerini barındırıyor. Onların el izleri derken genelde bunlar savunma amaçlı. Çünkü Bizans döneminde iç kale yapılıyor ama 1. Alaaddin Keykubat döneminde, Selçuklu döneminde de dış surlar yapılıyor. Çok heybetli olarak yapılan bu dış surlar aslında Moğol istilasına karşı bir önlem olarak yapılmış ve döneminde anlatıldığına göre 1. Alaaddin Keykubat Selçuklu Sultanı kendisi de surların yapımında tuğla yerleştirerek yardımda bulunmuş. Dedik ya biz aslında bir höyüğün üzerindeyiz diye. Anlatılanlara göre altında, bu bulunduğumuz yerin altında çok önemli kalıntılar var, tarihi kalıntılar, yollar var. Burayı merkeze ve Mevlana'ya bağlayan yollar var. Ve yine denilene göre Şems ve Mevlana ayrı oldukları dönemde Şems buradan bağlanan yolu kullanarak Mevlana'ya doğru, Mevlana Müzesi'nin şu anda bulunduğu alana doğru gider ve orada buluşurlar. Sokrat'ın çok önemli bir sözü var. Ben bu sözü çok severim. Der ki, en iyi bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir. Ben de gezdikçe, gördükçe ve araştırdıkça görüyorum ki biz tarihimiz konusunda çok az şey biliyoruz maalesef ki. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz ama bu arada yorulduk tabii ki. Bir tepeden inip başka bir tepeye gitmek istiyorum ben. Hem de acıktım. Akyokuş'a, güzel Konya sofrasının tadına bakmaya gidiyorum. Elimde yeni oklava var. Hamur yapmayı da, açmayı da, pişirmeyi de çok seviyorum. Konya Akyokuş'tayım. Konya'nın böyle dillere destan, her zaman ne tatlınız var diye sorduğunuzda size cevap verilen sac arasını pişireceğim. Sac arası buram buram Selçuklu ve Orta Asya kokan bir tatlı aslında. Çünkü kaymak var, tereyağı var, un var, hamur var. Ben bugün asıl orijinal haliyle yapacağım. Çünkü şerbet kaynatmayacağım. En pratik halini göstereceğim size. Bunun farkı ne biliyor musunuz? Kabartma tozu yerine bir çimke, Konyalı hanımların deyimiyle bir çimdik diyebilirsiniz. Şöyle bir çay kaşığı kadar yaşmaya kullanacağım. Tek farklılığı o. Hemen hamuru yoğuruyoruz. O arada da anlatıyorum. Artık unu ekleme zamanı yavaş yavaş geliyor. Tabii ki ellerimizi, parmaklarımızı andıracağız. Unu alıyorum. Çok fazla yoğurursanız bu hamuru sertleşir. Az yoğurursanız çok kırılgan olur, zor açarsınız. Yani hamur güzelce kendini tutacak, biraz elastik olacak. Yoğurma işlemini bırakacağız. Ben oldum diyor. Hem elimden ayrıldı hem kaptan ayrıldı artık. Gayet güzel. Dediğim gibi çok fazla yoğurursanız sertleşir. Şu anda tamamen oldu. Bezeleri düzgün almaya dikkat edin. Açarken size kolaylık sağlar.
Az koymayın. En baştan biraz fazla koyun. Nişastalı unlu karışımı. Şöyle elinizle hafifçe yedirin. İster merdane, ister oklavayla. Dikkatlice açın. Şöyle gösterelim. Bakın. İncecik olacak. Tamamdır. Tabii ki rüzgar esiyor ve hamuru hızla kurutuyor. Daha fazla kurumadan hemen içine kaymak, ev kaymağı, süt kaymağı. Şöyle ben keyfe keder vallahi biraz bol koyacağım. Çok severim çünkü. Şu ucunu ortaya, yapacağız. Sonra hafifçe şöyle büzebilirsiniz. Ve kendi etrafında şöyle tıpkı bir gül böreği yapar gibi dolayacağız ve hafifçe bastıracağız. Şimdi ben özellikle bir tane yapacağım için küçük bir kap ayarladım. Dibine tereyağı süreceğim. Hemen sacaramı alıp üzerine de biraz tereyağı süreceğim. Dediğim gibi buna şerbet kaynatmayacağız. Üzerine ister eski usul toz şekeri, ister sonraki moda olan haliyle pudra şekeri serpilebilir. Ve adının nereden geldiğini de söyleyelim fırına gitmeden önce. Eskiden iki sacın arasında altında ayrı köz, üstünde ayrı köz olacak şekilde mis gibi pişirilirdi. Biz tabii ki bugün fırında pişireceğiz. Hemen getiriyorum. Planlamak, düzenlemek lazım. Kesinlikle. Hani, sofrada şu anda tatlının haricindeki her şeyde et var. Onu bizim Konya'da nasıl açıklanıyor? Bizim Konya'da yalancı hiçbir şey olmaz. Hah, yalancı. Bizde mesela yalancı dolma yok, yalancı sarma yok. Evet. Bizde hepsi sahici, çünkü hepsi şey etli. Çünkü şey derler, bizi bununla mı kandıracaksın? Hah, aynen öyle. Şimdi Konya'nın su böreğinin özelliği ince olur. Böyle makarna gibi kalın olmaz. Evet. Bol tereyağlı olur ve mutlaka kıymalı olur. Tabii tabii. Kıyma olmazsa zaten... Yani çok istenen lezzeti elde edemezsiniz, doyum sağlayamazsınız. Yemekte lezzet istiyorsanız mutlaka içinde yağ olması lazım. Tabii. Etin bu içinde arada, yağlanmış. Bu arada elim boş gelmedim biliyorsun, sacarası yaptım efendim. Elinize misler sağlık. Gibi. Şimdi bamya işi var. Bakın çiçek bamya denilen zaten nohuttan bile neredeyse küçük. Daha küçüktür. Ve özellikle de çok tazelerinden seçilir. Ama yine etli, yine etli. Sofrada çok güzel şeyler var. Aradan zaman geçmeden hemen söylemek istiyorum. Konya'daki sarmanın özelliği biraz kalın olması. İçerisinde tabii ki et var. Yani tabii, sorgulanmaz. Tabii. Sahici aslında, bizimki. Ya işte sahici de
çok ince olan sarmayı tamamen yaprak yiyormuşum gibi geliyor bana. Aynen öyle. Bir yani de o hani böyle bir ağzını dolduruyor yani. Şimdi çok önemli bir yemeğimiz var. O da ekmek salması. Kurban bayramlarında yapılıyor. Bu tür ekmekli olan tirit de dahil yemeklerin ortak noktası her zaman bayat ekmekleri değerlendirme. Aynen öyle. Nimete kıymet verme tabanlıdır değil tabii, mi? Tabii tabii. Şimdi yanında tirit var. Tirit de yine et ve ekmekle yapılıyor ama daha ıslak bir görüntüsü var. Ben mesela çok ıslak ekmeğe çok şey yapamadım. Ekmek salması benim için daha tercih edilir bir yemek. Tiridin aynı zamanda patlıcanlısını da yapıyorlar Konya'da. Aynen. Patlıcanlısı da yapılabiliyor. Çok da lezzetli oluyor. O unutulmaya başlamış bir lezzet aslında. Közlenmiş patlıcanla da yapılıyor. Kızartılmış patlıcanla da yapılıyor. Bizde patlıcan böyle çok geç gelmiş ama çok sevilmiş bir lezzet. Etli ekmeği zaten bütün Türkiye biliyor. Mevlana'nın dergahına gelip de etli ekmek yemeden giden kesinlikle burada pek yok. Birazcık bir evrim geçirmiş etli ekmek. Hamuru değişmiş, yapım tekniği azıcık işte domates biber girmiş demin dediğim evet gibi. Ama yine de etli ekmek buranın baş tacı. Kenevir helvası var. Kenevir lokumu mu helvası mı? Helvası diye geçiyor. Bir de helva yönünden Konya çok zengin. Çok zengin. Helvacılar çünkü, şaşımız var bizim. Çünkü helva sohbetleri denen bir gerçek var. Evet. Burada. Helva bahane, muhabbet şahane aynen diyorsunuz. Öyle. Pekmez geçmişten helvamız gelen var mesela. Evet. Pekmezle helva yapılıyor. Bakın höşmeğim helvası var mesela. Bu da yine bir helva ya çeşidi. Sizin höşmeğiniz daha çok un helvası gibi aslında aynen geldi höşmeğim bana. Aynen höşmeğim helvası diye geçiyor zaten. Kaymakla yapılan bir çeşidi. Çok da seviliyor. Bizim Konya'da inanılmaz seviliyor. Bu genelde Konya mutfağında ocakta yapılıyormuş. Tandırda yapılıyormuş. Akabinde çıkınca da üstüne güzelce dökülüp geçiliyormuş. Şimdi artık şeker bile organik olarak kabul edilmeye başlandı. Mısır evet şuruplarından sonra artık bir şey demiyoruz. Bizim sohbet evet bitmez yani bitmeyecek. Biz şöyle hafiften bir hızlandıracağız. Selçuklu mutfağının izlerini gördüğümüz bu Konya sofrası gerçekten çok kıymetli. Ayrıca kitaplar, çalışmalar çok kıymetli. Çünkü biz bugün bazı yorumlar üzerine aslında konuşuyoruz. Ekonomik kayıtlardan, sosyal hayata dair olan kayıtlardan, Mevlana'nın eserlerinden çekiyoruz. Ne var? Hangi sebzeyi yazmış, hangi helvayı yazmış evet ama bunlar işte keşke zamanında yazılsaydı. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden bu kitaplar yazılan her şey de çok çok kıymetli. İnşallah yeni çalışmalarınızı da bekliyoruz. İnşallah yakın zamanda onlar da gelecek. Olduğu söylenen bir yer, Selçuklu ilçesine bağlı bir yer Sille. Şu anda bir mahalle ama zamanında bir merkez. Çok önemli bir yer. Osmanlı'nın ilk nahiyesi biliyor musunuz? Nahilik ünvanı verilen ilk yer Osmanlı'da. Sille'nin taş sokakları var, camiler var, Osmanlı'ya ait eserler var ve kilise var. Şu anda ben Aya Eleni Kilisesi'nin önündeyim. Büyük Roma İmparatoru Konstantin'in annesi Helen tarafından milattan sonra 327 yılında yapılmış ve uzun zaman inanç merkezi olarak, hac merkezi olarak kullanılmış.
Aya Eleni Kilisesi 1923 yılından beri müze olarak kullanılıyor. Aya Eleni Kilisesi'nin geçirdiği 3. tamirat 1833 yılında gerçekleşir ve bunun için bir kitabe yazılır. Kitabe hemen yukarıda Grek harfleriyle ama Türkçe yazılmış. Bu kitabede kilisemizin 3. tamirini Sultan Mahmud Efendimiz, şevketli Sultan Mahmud Efendimiz ihsan eyledi. Hak Teala imdad edenlere ve zahmet çekenlere ecrini versin yazıyor. Mısır şurubu yani nişasta bazlı sıvı şeker vücuda çok zararlı bir maddedir. %80 fruktozdan oluşur. Fruktoz ise ince bağırsaktan karaciğere direkt geçer, insülin salınımına gerek bıraktırmaz. Aslında bu kısa süre avantaj olarak görünse de aşırı kilo yağlanmadan tutun da vücutta birçok zarara yol açar. Şeker dediğimiz, pancar şekeri dediğimiz madde de tabii ki fazla tüketildiğinde zararlıdır ama mısır şurubuyla kesinlikle kıyas kabul edilmez, dozunda, kararında tüketilebilir. Şeker pancarı sadece şeker üretimi için değil aslında etanol üretimi açısından da çok önemli. Çünkü dezenfektanın ham maddesini etanol oluşturuyor. Ve bu bizi şeker pancarından elde etmemiz dışa bağımlı hale gelmekten kurtarıyor. Ve bu da gösteriyor ki yerli üretim, milli üretim, kendi topraklarımızda kendi şeker pancarımızı üretmek ne kadar önemli değil mi? Herkes makinede yapmaya başladı bu tahini. Sen niye odun ateşinde yapıyorsun? Belki şöyle oluyor. Ben bu eski su, bu 150-200 yıl asra dönelik. Yani bu ben şöyle yapıyorum. Bu ağırca odunla kavurunca bu tahana tütü veriyor, zelat veriyor. Yani çok güzel oluyor. Bak bu ardıç odunu. Ardıç, evet. Ardıç odunu is vermiyor, is daha vermiyor, lezzetli oluyor. Daha zelatlı veriyor. Sözüm ona, evet merkepler vardı. Bu merkeplere sarardık, 5-6 merkep olduk. Onu mahalleden odunu alır gelirdim ben. Değirmenin önüne koyduk böyle. Orada balluzla, çiviyle yani yarardık, hazlardım. Gece saat 2-3 filanlarda kalkardım ben. O çiler kaldır geldim evlerinden. Orada aynı böyle kalma devam ettik. Kaç yani. Yıldır yapıyorsun bu işi? 1967'den beri babam rahmetle beraber yapardık. Odunun susam üretiminde Bozkır'da çok önemi var. Çünkü Bozkır gerçekten ormanlık bir alan, her taraf ağaç. Zamanında buradan odunlar Antalya'ya doğru gider, dönerken de susam alır gelirler. Yani ekonomisi tamamen tahine bağlı olan bir yerde aslında susam yetişmiyor. Çok enteresan. Şimdi buranın tahininin şu an damağımda patlayan inanılmaz bir lezzeti var. Yağ oranı yüksek. Zaten tahinde %50 yağ olmalı. Evet, evet var. Bu yüzden iyi susam kullanmak önemli. Tabii kalitel olacak. Bozkır'da 1650 ton yılda tahin üretiliyor. Susam %50-%60 bunun yağ oranı olacak. Tamam, yağlı. Bir de ikincisi, susamı ısladıkken onu iyice yıkayacaksın. O susam durulandı mı, böyle bir suyu beyaz oldu mu bırakıyorsun. Sabah geliyorsun, onun suyu salıyorsun, kabuğunu soyuyorsun güzelce. Ondan sonra gidiyoruz fırına veriyoruz. Fırına atıyorum. Fırına verme, dur. Hadi gel beraber. Gidelim bakalım. Beraber. Hadi gel. Tamam, gidelim. Susamlar geldikten sonra güzelce kazanlarda ıslatılıyor ama önemli olan bunu çok çok iyi yıkamak. 10 dakika boyunca böyle küreklerle karıştıra sarı suyu kalmayana kadar artık yıkanıyor. Yıkanacak yani. En önemli aşamalardan bir tanesi bu. Tabii en başta sonra, bu yani. Sonra bunu suyu salıyoruz. Evet. Böyle su kabarıyor. Kabardığı zaman da biz kabuğu alma makinesine veriyoruz. Evet. Orada kabuğu soyuluyor makinede. Bana kalsa aslında hiç soyulmasa daha iyi, kepekli olsa ama burada daha sanayiye uygun, isteklere uygun tahin üretmek için kabuğu soyuluyor. Kabuğu soyulduktan sonra fırına veriyoruz. Evet, fırına gidiyoruz.
burada derece falan yok aslında. Şu kadar derece, bu kadar derece. Ardıç ağacının gümbür gümbür yanmasıyla yanması onun boyunda 6 saat kavruyor. Kavruluyor. Şimdi aslında tabii ki geleneksel yöntem taş değirmen. Burada minicik bir elektrikli aletlerden yardım alınıyor. O da mecbur. Çünkü mecbur. Hiç beklememesi ve sürekli karıştırılması tabii, lazım sürekli, değil mi? Sürekli karıştırıyorlar. 6 saat boyunca... İnsan öyle karıştırmaz. Güzelce kavruluyor. Tamamına geldiği zaman... Evet. Aşağı şu kapağını çıkarıyoruz buradan. Akıyor aşağı. Aşağı bu tekneye veriyoruz. Güzelce buradan temizleniyor içi. Bu da elek var karşıda. Şimdi elek neden? Orada hani kabuklarını biz birazcık şey öğütmüştük ya. Kabuklarıyla beraber kavruldu. Sonra geçeceğiz eleme işlemi. Eleme işlemi yapacağız. Etimolojik kökenini söylemedik değil mi? Ta Akatlardan çok eskiden geliyor Şamşamnu, Şamnu. Sonradan Semsem olmuş Osmanlı'da. Tahin de tahın yani ve öğütülmekten gelen Arapça bir kelime. Etimolojisi güzel. Tahinin tadı da güzel. 2018 yılında Osman amca yılın ahisi seçiliyor. Çünkü buraya geldiğinizde alışveriş yapmanıza hiç gerek yok. Her türlü size sofrasını, çayını, çorbasını açıyor her zaman. Bu çok kıymetli bir şey. Kıymetli şeyler çok. Bize ikram da çoktu. Ben tahini aldım. Tabii ki hepsini yemeyeceğim. Götüreceğim bununla harika bir yemek yapacağım. Ne olduğunu söylemiyorum tabii ki. O sürpriz olacak. Türkiye'nin üçüncü büyük gölündeyim. Van Gölü ve Tuz Gölü'nden sonra ama en büyük tatlı su gölündeyim. Beyşehir Gölü'ndeyim. Beyşehir Gölü tam 651 kilometre karelik bir alana sahip. Etrafında dağlar var, Toroslar ve Anamas dağları var. Bu göl çok önemli. Tatlı su kaynağı olması açısından önemli. Bir de harika sazanı var. Sazan cinsi biraz tehdit altında aslında. Levrek var, kadife var ama buranın sazanı çok lezzetli. Çok meşhur. Sazan biraz tehdit altında çünkü gölün popülasyonunda normalde olmayan balıklar atılmış. Biz bunu sadece Beyşehir'de görmüyoruz inanın. Türkiye'nin birçok yerindeki göllerde bilinçsizce atılan balıklar oranın popülasyonunu tehdit ediyor ve kültürün de yok olmasına neden oluyor. Dileyelim Beyşehir'de böyle olmasın. Şimdi oltalarımızı atacağız. Bakalım nasibimize ne gelecek. Evet, yarım saattir dolaşıyoruz. Balık yakaladım demek isterdim ama maalesef ot yosun yakaladım. Daha önceden aldığım balığı oltaya takıp da şimdi tuttum demek istemiyorum gerçekten. Gölün çok büyük problemleri var. Evet, dün fırtına varmış. Balıklar birazcık aşağıya kaçmış ama Beyşehir Gölü eskisi gibi değil. Bunu herkes biliyor. Ben şimdi gideceğim. Balık alacağım. Yemeğimi onunla yapacağım. Umuyoruz ki Beyşehir Gölü o eski bol balıklı haline dönsün. Hayvanlar beslenir, insanlar yer. Nasıl yemek yiyeceğini sadece akıl sahibi insanlar bilir demiş Brillat Savarin. Doğru. Kesinlikle doğru. Doğru. Ama burada sizin nasıl yiyeceğinizi bazen başka şeyler etkiliyor. İnanç sisteminiz etkiliyor. Ya bir şeye inanıyorsunuz mesela. Şimdi biz sazan avlamaya gittik de avlayamadık ya. Mis gibi bir sazan getirdim. Hani inanabiliyor musunuz? Bazı dönemlerde, Orta Çağ'ın bazı dönemlerinde rahipler yasaklıyorlar balık yemeyi ve kendileri de kesinlikle balık yemiyorlar. Mevlevilikte bir dönem balık pek de mutfağa girmiyor. Neden bilmiyoruz ama, değil mi? Ya bir şeyler insanları etkiliyor ve bu direkt mutfağa, yeme içmeye yansıyor. Tabii toplum hayatından, mevcut yaşamdan, o çağın genel kültüründen, genel yapısından ayrı ya da izole değil mutfak kültürü. Pek çok şey mutfak kültüründeki gelişmeleri, değişimleri etkiliyor. Buna yenilen ve tüketilen gıda ürünleri de geçerli aslında. İnsanlar ne kadar detaylı,
fine dining restoranlara hani gitmeyi sevseler, ne bileyim farklı yemekleri sevseler de günün sonunda bu ateşin başında bence bir balık kızartma kadar keyif vermiyor. Vermemesi de normal çünkü orijinimizde bu var. Biz, şu odun ateşinin kokusu. Evet, biz her şeye çünkü bu ateşin başında başladık. Evet, keşfedildikten sonra çok aşama kaydetmişiz ama bunun tadını hiçbir şey vermiyor. Çünkü genetik kodlarımızda var bu. Şimdi kodlarımızda olan şeyin peşinden giderek ateşi yaktık. Üzerine kocaman bir balık tavam var. Çünkü Beyşehir usulü sazan kızartması yapacağım. Onun içine yağını koyacağım, ısınacak. Ama ondan önce de tahinli patlıcan yapacağım için patlıcanları da ateşe atacağım. Patlıcanları da ateşe attık. Ondan sonra tavayı koyup, tava diyorum ama kocaman bir leğen, bolca yağ koydum ve bir kontrol edeceğim. Bakalım ısınmış mı? Balığın yağ çekmemesi için yağın çok bol olması lazım ve kızgın olması lazım. Hemen söyleyelim. Hani bazıları balığın suyunun kaybolacağını, lezzetinin gideceğini düşünür ve balığı dilimlemez ama Beyşehir usulünde mutlaka iyice dilimleniyor ve kızgın yağda. Neden biliyor musunuz? İçinin bu kılçıklarının falan iyice erimesini istiyorlar. Ben de onların usulünde yapacağım. Gölünün arkasından güneş tatlı tatlı batıyor. Nasıl güzel. Şimdi kenarda balığımız kızarıyor. Cozur cozur. Evet, belki bu sesle kok olmasa bu balığı o kadar çok yemek istemeyecektik. Belki de hava birazcık kararacak. Yani yemeğin tamamı ortaya çıkana kadar. Ama zevkle bekliyoruz. Şu patlıcanı bir kontrol edeyim mi? Bence yerinde. Közlenmiş patlıcanı tık 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 hemen bir zıhladım. Üzerine birazcık tuz, sarımsakla beraber karıştırdım. Ama buradaki ana malzeme Konya'nın, Bozkır'ın muhteşem çifte kavrulmuş neyi? Tahini. Tahini. Tahin bu işin efsanesi zaten. Gerçekten muhteşem olmuş. İnanılmaz. Çok güzel. Biz Türkiye'nin her yerinde, dağ başlarında, yaylalarda, deniz kenarlarında, göl kenarlarında muhteşem yemekler yedik. İnsanlar bizim için ekmek hazırladılar. Tuz ekmek hakkı aldık onlardan. Ve ben kendimi çok 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 şanslı sayıyorum. Tadında hikayelerde biz haftaya yine sizlerin karşısında olacağız, ekranlarda olacağız. Bu muhteşem anı ama hayatımız boyunca hiç unutmayacağız. Konya'da tadında hikayelerde size Konya'nın en güzel değerlerini, kültürünü, yemeklerini tanıttık. Hafta yine buradayız. Sizleri de bekliyoruz efendim.